Veda bayanlar. Benim bir şey dememe gerek yok şu an. The two superstars that drew number one and number two will start in the ring at the same time. Other superstars will join in the order that they drew. This will continue until all 30 superstars have entered the ring. Eliminations occur when a superstar is thrown over the top rope with both feet landing on the floor. The last superstar in the ring will be declared the Royal Rumble winner and go on to face the champion of their choice. Vantrolog, Vantrolojist. Greg Hamilton'a çok teşekkür ediyoruz. Beyler bayanlar. Burası kellerin ülkesi. Bu Royal Rumble diğerlerinden çok daha farklı. Çünkü 30'un yani 30 kişinin 30'u da kel. Kel olmayan bu Royal Rumble'a giremez. Gördüğünüz gibi ilk olarak Goldberg girişini yapıyor. Bayağı büyük bir giriş. İlerlerde girseydi kazanırdı. Şu an biraz sıkıntılı ama. 170 pound. Bakalım Goldberg için sıradaki kim? Bakalım nasıl bir Rumble bizi bekliyor. Vallahi şunu söyleyeyim. 30 kişiyi zor vurdurdum. Vurdurdum. 30 kişi yok yani kel olan. Böyle bir bilgiye sahip olmuş oldum. Böyle bir bilgiye ulaşmış oldum bu videoyu yapmak yolunda. Böyle bir hikaye 20'de arkadaşlar. Tahminimce bana sorarsanız bakın aslında bu gerçekten saçma bir düşünce değil. Çok büyük ihtimalle de doğru bir tespit olacak. Abi WWE oyunların tarihindeki en büyük, en geniş, en çeşitli roster. Şu anda bir hikaye 20'deki. Bundan sonra asla böyle bir roster görmeyeceğiz. Hikaye 22'de böyle bir şey asla olmayacak. Çok daha düşük yani. 50-60 kişi gitmiş olacak yani en az. Ki hikaye 22 ta seneye çıkıyor. 22'de çıkıyor 2022'nin Mart ayında yanlış hatırlamıyorsam. O zamana kadar başkaları da gitmiş olur. Aga yani. Evet. O zaman kelliler Rumble yapmak daha da zor olabilir. Ama tabii ki de sayıları nasıl doldurdum arkadaşlar? Download the Superstar yani Community Creations'a girdim. Başka insanların yaptığı insanları da indirdim. Güreşçileri de indirdim. Sanırım zaten onlardan birisi geliyor şimdi. Yok pardon. Çok üzücü değil mi abi? Adam o kadar jenerik bir şarkıya sahip ki tanıyamadım. Ve hani böyle iğrenç jenerik şarkılar olur ya. Custom Superstar'a verilenler. Bok gibi berbat. Adına edeyim berbat abi. O taş şarkılardan bir tanesi. Çok üzücü değil mi lan? Adamın ismi Eric. Hiçbir maça çıkmıyor. Maça çıktığında bir şey yapmıyor. Vallahi hayatını boşa harcıyor gibi hissediyorum. Üzüldüm lan şu an. Neyse Goldberg koyar atar bu adama gider. Ne yapıyorsa yapmaya devam ediyor. Karısını da attılar. Abi ne kadar üzüldüm lan Eric. Eric. Vallahi üzüldüm ya. Aa, ciddi anlamda moralim düştü yani. Abi. Zavallı. Neyse Goldberg bakalım. Acısını erken mi dindirecek? Belki kazanır. Belki kazanır Eric. Nereden bilelim? Evet. İlk yer çıktı meydana. Bunun sonu hayrola. Bu söz var mı böyle bir söz bilmiyorum. Kendim ürettim. Ayrıca ne yapacağım hemen? Kusurumuza bakmayınız arkadaşlar. Hood'u kapattım. Buyur. Şöyle insan gibi görelim. Vay be. 2K20 videosu çekmeyeli de vay oldu. TNA kick geldi bu arada Goldberg'den ve çok da güzel bir super kick. Her 30 saniyede bir yeni güreşçi ringe adımını atacaktır arkadaşlar. Bunu yapmamın sebebi de 300 saat beklemek istememem. Zaten böyle daha hızlı, daha akıcı oluyor. Hop 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 diye herkes giriyor. Acı oyun hani yüklemede zorluk da çekmez çünkü hepsi kel abi. Scorpio Sky geliyor. Bak onun da şarkısı abi aşırı jenerik. Hatta ben bu şarkıyı daha çok seviyorum Viking Raiders şarkısından. Scorpio Sky da yalnız. Hiç benzemiyor. Neden benzemiyor onu da söyleyeyim. Bu oyunun yani küfür etmeyeyim. Hadi küfür etmeyeyim. Tuttum kendimi son anda. Bu oyunun berbatlığı nedeniyle Goldberg'i eledi Scorpio Sky.
Reach for the sky dedi. Gökyüzüne doğru açtı ellerini ve gerçekten de şu an gökyüzünde Goldberg'ü eledi abi. Kariyerinin belki de en büyük hareketlerinden biri. Ama bu kadardı arkadaşlar sizin için, çünkü büyük ihtimalle şimdi... Ooo eriyi de... Oğlum! Scorpio Sky durdurulamıyor. Triple H'i de eleyebilecek mi Scorpio Sky? Daha yeni gelen Triple H'i eleyebilecek mi? Çevirdi. Yani Scorpio Sky'ımsı adam da diyebilir, çünkü tam olarak öyle değil. Sağ olsun gerekli olan nedir o? Kaplamalar yüklenmemiş. Logolar inmemiş. Klasik 2K20 işte. Neck breaker değil oğlum. Bunları versedi. Apollo geliyor şimdi. The Ugandan Warrior. Ben seviyorum abi ya bunun şey Ugandalı gimmiğini. Çoğu insan bu ne falan diyordu. Benim gerçekten hoşuma giden gimmiklerden bir tanesi. Tamamıyla Vince'in aklından çıkmış bir gimmik. Çok belli abi. Ve normalde o gimmikleri ben hiç sevmem. Ama bir eksepsiyon varsa, bu kuralın dışına çıkacak biri varsa, o da Apollo Crews'un gimmiğidir. O yüzden 2K22'de onunla oynamayı çok istiyorum açıkçası. Güzel bir reversal. Uuu Scorpio'ya birlikte dalıyorlar ve Titus O'Neil gelmeye çalışacak şimdi. Gelebilirse. Geldi girdi vallahi düşmeden. Helal olsun. Ve Scorpio Sky elendi mi? Hayır. Henüz değil. En azından şu an dayanıyor ama. Aa gitti galiba. Yo yo yo. Kurtardı kendini. 4 kişiyi şu an. 4'ü de kel. Bu manzara nelere bedel. Kafe bulmak çok zor. 5. değil 6. kişi falan olması lazım. 5 ya da 5 numaradır. Kaç numaraymış hemen öğrenelim. 1. 7 numara olmuş bile. İşte kellerle zaman hızlı geçer abi. Böyle bir atasözü vardır. Neydi bak, keller ve eller kelimelerini içeren bir özlü söz var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama o özlü sözü hatırlayamıyorum şu an. Tek bildiğim dediğim gibi keller diyorsun. Sonra birkaç kelime daha edip eller diyorsun. Ama o kelimeler arada kelimeler ne bilmiyorum. Neyse biri daha geliyor şimdi. Tyson Hill bence en mantıklısını yapıyor. Abi dinlen orada, hiç kimseye saldırma. Shelton. Benjamin. Geliyor. Hurt Business'in önemli üyelerinden bir tanesi. En tecrübeli üyelerinden bir tanesi. Biliyorsunuz zamanında Brock oyunda Lesnar'la kankalık yapmış birisi. Şimdi o kadar yakın arkadaşlar mıdır bilmiyorum da hala hani. Hey adamım ne haber falan diyorlardır birbirlerine. Ama ya Brock Lesnar'la arkadaş olan nadir insanlardan. Ve son zamanlarda izliyorsanız Shelton Benjamin'e ne alaka, hani bu adamın nesi var diyebilirsiniz de. Gidin 2004-2005 Shelton Benjamin'ini izleyin abi. Yani fazla da tavsiye etmem çünkü büyük ihtimalle çok sinirleneceksiniz. Ben çok sinirleniyorum çünkü abi siz bu adamı, siz böyle bir adamı, böylesine yetenekli bir adamı nasıl pushlamadınız? Nasıl daha fazlasını yapamadınız bu adamla? Yani gerçekten çok üzücü bir tablo Shelton Benjamin. Şimdi yaşlandı artık, iş işten geçti de. Gençliğinde hızlı zamanlarında ciddi anlamda hızlıydı. Bu arada valla Scorpio Sky çok iyi gidiyor. Kimseye de acımıyor. Kafasını kanattı. Knee attı. Ayev'den bu arada biri daha geliyor. Doğru bu arada bak. Carl Anderson geldi. Scott Dawson geldi. Dax Hardwood sanırım şimdiki ismi. Şimdi Fallen Angel. Düştü WWE'ye geldi. AEW denen cennetten düştü ve WWE denen cehenneme geldi. Bu arada AEW hakkında ne düşünüyorum onları da söylerim herhalde bir ara. O konuda bir video yapacağım. Daha detaylı bir şekilde konuşacağım ama kısaca söylemem gerekirse hani bu arada. WWE berbat, AEW mükemmel demiyorum, onu söyleyeyim. Ama AEW'yi daha çok seviyorum. AEW'nin bir sürü hatası var. Çok beni gıcık eden hatası var. Abi niye bunu yapıyorsunuz dediğim hataları var yani. Yine de ama şu an abi CM Punk, Bryan Danielson,
Adam Cole diyemiyorum. Mesela bak beni sinirlendiren hatalardan birisi bu. Adam Cole'u sebep olarak gösteremiyorum abi, çünkü adamı gelir gelmez jobber yaptılar neredeyse, anasını satayım. Adam Cole'u önemsizleştirmeyi başardılar. Ya ben çok sinir oluyorum buna. Hani gerçekten kim yazıyor acaba hikayeleri, AQ'yu? Yani Tony Khan uyan biraz. Neyse. Yani Adam Cole belki de AEW'yi terleten tek adamdı. Tek başına gitti Adam Cole, AEW'de yarıştı yani tek başına. Sen böyle bir adamı getiriyorsun ve kullanamıyorsun. Çok gıcık. Neyse. Kellere geri dönelim biz. Bizi ellemesin keller. Evet, kimse çıkmadı. Uzun süredir Christopher Daniels en son gelendi. İlk çıkan oldu. Görüşürüz hadi, yallah Rivers sana. Bunu daha çok WWE'deki adamlara demek lazım da. Aha. Ooo, geçmiş olsun. Scorpio Sky gitti. Gayet de iyiydi aslında ama bayağı uzun süre kaldıran, bu da bayağı terlemişti, bayağı yorulmuştu. Onun sonucunda gördüğünüz, çok zorlanmadan elendi. Bu arada Apollo Crews de gidiyor. Damat Triple H çok erken geldi, çok büyük dezavantajda. Abi Goldberg vardı değil mi maçın başında? Ne kadar ilginç değil mi? Triple H ne yapacak? Aha, Titus World Slide. Görüşürüz. Şimdi geldi ve Karl Anderson'a saldırıyor. Büyük ihtimalle AEW'cilere karşı çok mutlu değil. Çok sempatik. Ya da çok sempati beslemiyor Triple H. Niye beslesin? Bir de Triple H şeye gidiyormuş, AEW'ye gidiyormuş. Vince sinirlenip. Çok manyak olmaz mı? Oo, spine on the pine. AEW demişken. Yani. Arne Anderson'ı aklıma getirdi yani. Black Anderson. Bunlarla hakkında da konuşmak istiyorum dedim. Çünkü çok uzun süren beri YouTube'da değilim. Gündem hakkında çok konuşamadım. Triple H'i biri durdursun abi. Shelton Benjamin'i de eledi. Yani yıllar önce gömdüğü yetmezmiş gibi. Triple H mi? Sanki Triple H gömmüştü. Evet. Evet evet, Triple H o zaman hep herkesi gömüyordu. Büyük ihtimalle Triple H gömmüştü Shelton Benjamin'i o zamanlarda. Yıllar önce gömdüğü yetmedi gibi şimdi de gömdü. Bu arada Brain Buster geliyor. Frankie Kazarian. Brain Buster'ın hemen sonrasında ringe doğru geldi. Size bir bilgi vereyim mi? Frankie Kazarian %100 kel değil gördüğünüz gibi. Zaten Frankie Kazarian'a da benzemiyor. Bu oyuncu sağ olsun. Güzel bir neckbreaker. Çok 2000'lerin başında Frankie Kazarian'a da WWE tryout'a gelmişler. Denemişler hani adamı. Acaba şirketi alsak mı, beğendik mi falan diye. Ve aslında fena değilmiş yani, ama tek bir istekleri varmış abi. Uzun saçı var o zaman Frankie Kazarian'ın. Onu kes abi, onu kes falan demiş sürekli WWE. Bir dekiler Kazarian gitti. Ve işte. İnanmıyorum, bu da kim böyle? Yeni 32 yaşına giren Enzo Paschi geliyor. Kellerin keli. Bütün keller Enzo Paschi'yi eller. Bu arada Triple H de gidici. Ay, AEW'den Triple H'e büyük darbe. Dax Hardwood'a bak be. Cash Wheeler ya da hangisiysen. Carl Anderson da gitti. Enzo Paschi ve Scott Dawson diyeceğim bu adama. WWE arenasında çünkü şu an. Enzo Paschi'den sonra if you smell. İnanılmaz büyük isimler geliyor şu an bu. Kellerin Rumble'ına. Kel olmayan giremez. Hikayeme devam edeyim ha, Frankie Kazarian gitse de. Adam işte uzun saçı varmış böyle, güzel rockçı falan, böyle metalci saçı. Kes 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 demişler. Kesmemiş abi. İnat etmiş. Kesmemiş. Kesmemiş. Hayır abi, saçımı seviyorum demiş. Sonra da bile bir yanılmamış. İşte tryout'u bitmiş. Ondan hemen sonra aslında evet güzel durmuyor deyip kesmiş yani. Öyle ibretlik bir hikaye. Ve sırada that's gotta be Kane. Evet, burada saçı olabilir ama PV cahili değilseniz biliyorsunuz Enzo Paschi. Enzo Paschi The Rock'ı eledi. Ve şimdi Kane ve Paschi burada. Ben de şunu diyordum yine. Lafım kesilmeden önce. Güreş ya, PV cahili değilseniz Kane'in aslında kel olduğunu, o saçın maskenin bir eklentisi olduğunu
bilirsiniz. Yani gizli kel. Oo, gizli kel Kane. Hadi abi, Enzo Pasqui'ye bak. Big Show geliyor şimdi. Pasqui Kane'i de reverse'ledi. Çok sevim reverse'ledi. Mükemmel bir power slam. Adam yere bile düşmedi ya power slam'ı yapmak için. Big Show gelir gelmez gidecek mi? Yok. Yalla AEW'ye diyecektik. Big Show da bu arada neydi? AEW'nin son büyük pay-per-view'ünde maç yapmıştı ve çok üzülmüştüm abi. Çünkü bacakları çarpık falan, bitmiş yani Big Show ya. Ben olsam onun yerinde güreşmezdim artık. Ama neyse. Yine seneye olmayacak insanlardan bir tanesi Big Show. Mark Henry de seneye olmayacak. AEW tayfa dolmaya başladı yine. The world's strongest man. Dünyanın en güçlü adamı. Oo abi, Enzo Pasqui'yi elemeye çalışan tayfaya bak. Başarılı da olacaklar tabii ki de. Ya yani şey, krak semeye benzemez. 32 oldum diye dans etmeye benzemez. Burası kellerin rumble'ı. Burası delikanlıların meydanı. Maalesef. Maalesef Enzo Pasqui. Belki başka zaman, belki başka rumble'da. YouTuber rumble'ı falan yapsam güzel. Bir ara yaparım onu da. 2K22 çıkınca yaparım asırma. 2K20'de çünkü adam indirmek istemiyor. Ölürüm, geberirim yani. Yok olurum abi. 300 saatimi alır. Bu oyunu oynadıysanız siz de ya da oynayabiliyorsanız abi, ne kadar yavaş olduğunu biliyorsunuzdur ya. İnanılmaz uzun sürüyor birini indirmek. Luke Gallows geldi şimdi. Mark Henry'den ilginç bir hareket denemesi. Kane'i kaldıramadı. Hani güçlü adamdın sen? Bir de dünyanın en güçlü adamı olacak. Sırada kim var? Bayağıdır kaçıncıda olduğumuza bakmadım. Ay, en sevmediğim adam. Sırf seçecek adam yok diye aldım buraya. Eric Rick Bradfield. Gerçi eyvah, yine sakalsız. Eric Nobeard abi. Geldi. Niye böyle abi ya? Bu oyunu parayla satın aldım. Bu oyuna para verdim ben. Bu oyunun üzerinde insanlar tırnak içinde çalıştı. Bu oyun tırnak içinde geliştirilsin diye para verildi. Luke Gallows gitti bu arada. Neyse. Bize buradan gülmeye malzeme çekiyor. Ve fark ettiniz mi abi? Neredeyse kel olanların hepsi big guy yani. Giant böyle. Normal boyutta olan tek adam şu an Kurt Angle. Ama o bile yani, Kurt Angle bile aşırı güçlü bir adam yani. Biliyorsunuz Kurt Angle'ın makine. Güreş makinesi. Ve hani o boş bir lakap değil. Ciddi anlamda güreş makinesi Kurt Angle. Ama burada güreş değil abi. Fırsat kollamak, hızlı olmak, çevik olmak daha önemli. Cesaro geliyor. Bak yine kel. Büyük boyutta olmasa bile aşırı güçlü. Abi. Vallahi ben de mi kel olsam ha, baksana. Kel olup da jobber olan bir adam gördük mü şu ana kadar? Harbiden ben hatırlamıyorum. Yani kelsen olmuyor. Burada buna bir şey bulamadım. Oo, Eric Nobeard yok, gitmedi. Big Show'la çarpıştılar. Numara 19 olması lazım bunun ya da 20. 21'miş, hızla diyeyim. Oy! İşte ünlü film yıldızı. Kane'e bir şeyler oluyor orada. Sex. One nine. Swiss one nine. Çok tehlikeli hareketler yaptı orada Cesaro. Hadi bakalım. Lars Sullivan be. İlginç bir hikayesi vardır biliyorsunuz Lars Sullivan'ın. Return'ünü yaptı WWE'de. Bu maçı kazanabilecek mi? Bir kişi daha geliyor. Ring yine tamamen dolmak üzere. Cesaro atılmaya çalışıyor. Aha gitti galiba. Papa Shango. Bak bu adam jabber olabilir işte. Bu bir legend arkadaşlar. Eski zamanların adamı bilmeyenler için. Sanırım sonra Godfather olmuştu değil mi bu adam? Eski gimmiği bu. Papa Shango. Ondan bir önceki gimmiği. Attitude Era öncesi gimmiği bu. Papa Shango da jabber sayılırdı. Ya Papa Shango'ya jabber diyebiliriz ya. Papa Shango nedir o? Diğer gimmiğine de bence ya, Attitude'daki gimmiğine de jabberımsı diyebiliriz. %100 böyle jabber değildi de. Yani low card de en azından.
Low card'tı kesinlikle. Evet, 8 kişi var yanlış saymıyorsam ringde şu an. Birinin çıkması lazım başkasının gelebilmesi için. Big Show! Oo, oğlum bu ring nasıl ayakta lan? Şimdi düşününce. Papa Shango Mark Henry'i oyuncak gibi fırlatıyor. Eric No Beard'la Kane şimdi. Uyyy, geçmiş olsun. Şey de ilginç, evet. Tamamen kel olup sakalı falan olmayan tek adam da şu an Kurt Angle. Eric No Beard ne yapacak? Cesaro'yu... Oo, fall away! Beautiful Nelson Slam. Kane'i sektirdi yerde basketbol topu gibi. Yürü be Eric No Beard. Evet, maç devam ediyor. Çok slam'i bir vuramadı Kane. Cesaro'dan da reversal. Güzel bir lariato. Sonra hemen ayaklandı. Oğlum Mark Henry yanlış yerdeydi. Daha önemlisi o yanlış yere yanlış zamanda geldi. Lars Sullivan'ın boyun ipleri takılmış olabilir. Papa Shango Kane'i eleyemedi. 2019'da olsaydı şu an Papa Shango elenmişti. Oo, bu arada 2019'da yapabilirim aslında YouTuber Rumble'ını ya. Daha mantıklı, evet. Evet, zaten Rumble daha güzel çalışıyor orada. Sadece bir fikir. Şimdi bu arada Redbeard'la Papa Shango ikisi de aynı anda kurtardı kendini. Sullivan mı gidiyor? Sullivan da kurtardı gibi kendini. Oha! Angle'a bakın abi! Mükemmel bir moonsault denemesi. Lars Sullivan şimdi Cesaro'yu atmaya çalışıyor. Allah WWE'nin Cesaro'sunu verdi. Ama kimse gitmiyor hala. Ya galiba işte abi hepsinin boyutu çok büyük. Büyük olmayan adamlar da aşırı güçlü. O yüzden herhalde biraz daha böyle devam ediyoruz bu tatta. Cesaro. O da kurtardı kendini tekrardan. Kurt Angle elendi ve evet yavaş yavaş maç açılacaktır diye düşünüyorum bundan sonra. Bakalım. En azından bir kişi daha göreceğiz şimdi. 30 saniye içinde. Mark Henry bu arada jackknife, aşırı tehlikeli bir powerbomb. Lars Sullivan. Kurt Angle sanırım o elemişti. Eric No Beard'a eledi, git sakalını uzat gel dedi resmen. İki kişi gitti şu an ve Big Show, evet. Yarım saattir kimse elenmiyordu ama tak 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 diye şimdi sıra sıra gidiyor hepsi. Galiba Kane de gidici. Zaten sahte geldi. Sahte kel Bray Kane. Gidiyor mu? Aha gidiyor. Big Show dikkat et, Big Show dikkat et. Neyse Big Show kurtardı kendini. Kane de bu maçtan elendi. Evet şu an 30 saniyenin geçmiş olması lazım. Hatta geçeli bayağı olmuş olması lazım. Yeni biri gelebilir artık herhalde. Bu elenenlerin gitmesini bekliyor oyun. Tamamen arenadan çıkmalarını bekliyor. Wow, güzel bir body slam, power slam daha doğrusu. Üzgünüm biraz paslanmışım. Vallahi yıkıldı. Neyse kim geliyor bakalım. 23 numaradan. Namı değer çılgın kel. Stone Cold Steve Austin. World Strongest Slam geldi bu arada. Mark Henry'den. Evet bu maçı kazanmaya oynayabilecek en büyük adaylardan bir tanesi. Kesinlikle The Rattlesnake. Kobra Reis. Vallahi Lars Sullivan'ı direkt hiçbir şeymiş gibi attı resmen. Ama şaşırmamak lazım çünkü burada Stone Cold Steve Austin'den bahsediyoruz. Hemen Stone Cold sonrasında kim geliyor? Mutlu Corbin. Bu maçı kazanırsa kim bilir daha da ne kadar mutlu olacak. Son 6 kişi kaldı. 30 numaraya. Acaba kimler var hiç hatırlamıyorum. Bir tek Enes abiyi seçtiğimi hatırlıyordum. Onun dışında hangi keller var, kimler yok. Birlikte göreceğiz. Bu arada Ricola bomb geliyor. Cesaro'dan. Herkes de barbam yapıyor onu satayım. Bu shoulder breaker yapacak. Neyse uff var kendi ya da onu yapmak. Oğlum benim dizim kırıl onu yapsam.
İşte. Daha dün King of the Ring'i kaybeden köylü Ricochet geliyor. King Ricochet diyecektim mi? Köylü anasını satayım. Allah'ın köylüsü. Gelmiyor ya, vazgeçti abi. Ben olsam ben de bırakırdım ya. O kadar yetenekli adamım. WWE sürekli bana jabırlık yaptırıyor. Ricochet bu arada WWE tarihindeki en yetenekli jabır olabilir ha. Bunu bir yazıp Instagram'da post olarak atsam. Ricochet WWE tarihindeki en yetenekli jabır diye. Bence tutar. Sizce tutmaz mı? Bu fikri çalmayın lan. Sakın çalmayın, ben yapacağım bunu. Güzel bir... Ooo, Cesaro da gitti. Bayağıdır dayanıyordu. Eric Young geliyor. Evet, Stone Cold var burada. Mark Henry var, büyük isimlerden. Yalnız... Stone Cold vallahi sert düştü. Boyun umarım iyidir. World Strongest Slam önüne gelene vallahi acımıyor. Mark Henry ve Ricochet. WWE'nin en yetenekli jobber'ı az önce elendi hem de Papa Shango'ya. Gerçekten de böyle olurdu biliyor musun? Hiç şaşırmadım burası. Ve Nimara 27'den büyük bir isim. Hayvan oğlu hayvan. Stone Cold Stunner geldi ve tam o sırada da Batista ringe girişini yaptı ve direkt Baron Corbin'in peşinden gidiyor, eleyebilir gayet rahat ama Baron Corbin'den başarılı bir hareket, direkt kaçtı. Kaçmayı bırakması lazımdı yalnız orada çünkü şu an dayak yiyor yani. Ooo, iki tane bir daha tekme yedi Papa Shango, gitti, çok da durmuştu zaten. Mark Henry açıkça söylemek gerekirse Mark Henry yenerse üzülmem çünkü gerçekten adam ter içinde kalmış, kan ter içinde kalmış. Zaten güzel bir yumruk vardı Baron Corbin'den. Ya bu maçtaki en emektar adam şu an Mark Henry yani. Bayağı uzun süreden beri bu maçta. Kazanırsa hiç şikayetçi olmam dediğim gibi. Numara 27, 8 veya 9, 28'den. Güncel NXT şampiyonu Tommaso Ciampa geliyor. The Psycho Killer. Main roster çıkar mı kendisi? NXT'de işi bitince WWE'den ayrılabilir bile belki. Ben öyle bir hava seziyorum. Bu adamdan Mark Henry az kalsın bitiriyordu direkt. Görüşürüz Eric Young. Impact'e doğru geri yolladı Baron Corbin Eric Young'ı. Bir kişi daha var. Numara 29. 2, 1, I'll be a son of a bitch. It's Bobby Lashley ve Baron Corbin birini daha eledi. The Animal Batista has been eliminated. Evet, bayağı yüksek kalitede duydunuz abi sesi. Batista elenen kişi oldu. Ve Bobby Lashley, Hurt Business'in lideri, yapı taşı yani, destek direği abi. Bobby Lashley olmazsa Hurt Business çökerdi. Ve bu arada tabii ki de bu maçtaki Mark Henry'den sonraki en güçlü adam Dustin Rhodes geliyor. Diğer bir adıyla arkadaşlar, çoğunuza daha tanıdık gelecek adıyla tabii ki de Goldust. Dustin Rhodes WWE dışındaki adı bu. The Natural. Yani doğuştan yetenekli Dustin Rhodes geldi. Bakalım isminin hakkını verebilecek mi burada? Stone Cold hala burada. Mark Henry'yi zaten söyledim biliyorsunuz. Stone Cold hala burada dedim ama yani... Baron Corbin bu maçı kazanacak gibi. Bir World Strongest Slam daha. Mark Henry kazansın istiyorum şu an ben. Şu an ben Mark Henry kazansın istiyorum. Sizi bilmem ama. Oo, bu arada Choke Breaker. Tommaso Ciampa bayağı başı dertte şu an. Kafa attı Baron Corbin'e. O biraz mutluluğunu, o gülümsemesini azaltır Baron Corbin'in. Evet, Ciampa kurtardı kendini. Dustin Rhodes bak. Orada bekliyor, bence mantıklı. Bekle abi, dalma yani. Stratejinin bu olması lazım. Sana kimse dokunmuyorsa sen de kimseye dokunma.
Ama yani sakalımız yok ki dinletelim ya. Bu arada Baron Corbin valla orada çok büyük ihtimalle eleyecekti Mark Henry'yi. Son anda kurtardı Mark Henry kendini. Ciampa yine iplerde. İpin ucunda abi. Hem mecazi hem de gerçek anlamda Mark Henry oğlum. O finishları insanları elemek için kullansaydı şu an maçı kazanmıştı. Ama işte adam boşu boşuna Hall of Pain'in başkanı değil ya. Gerçekten herkesin canını yaktı bu maçtaki karşısına çıkan. Herkesin. İstisnasız. Okey, Baron Corbin ayaklandı. Şöyle bir kendine gelmeye çalışıyor. Ve bu arada Ciampa da bu maç boyunca hiçbir şey yapamıyor diyecektim. Sonunda bir hayat belirtisi. DDT ve Mark Henry'yi de eledi. Baron Corbin abi ya. Kazanmasını istediğim adam elendi. Dalga mı geçiyorsun ya? Dustin Rhodes şimdi. Diyecekti. Mark Henry de inanamıyor buna. Nasıl olur diyor. Nasıl olur diyor. Son dörtlüdeyiz arkadaşlar artık. Doğuştan yetenekli Dustin Rhodes. Psikopat katil. Tommaso Ciampa. Mutlu Baron Corbin. Ve kudretli. Bobby Lashley. Nasıl Türkçe çeviri yaptım ama size hemen kafadan. Bu arada hiç üzülmem. Eğer şu an Corbin elirse hiç üzülmem. Haydi görüşürüz abi. Haydi görüşürüz. Evet. Şu an Tommaso Ciampa gidici gibi zaten vakit yetek kaldı. Dustin Rhodes'la Bobby Lashley'nin kıyafet renkleri de aynı. Ciampa gerçekten belki de bu maçtaki en az etkiye sahip olan adam olabilir. Tek yaptığı şey yaklaşık 5 dakika boyunca dayak yemek ve elenmek. Ama son ikiliye geldik bile arkadaşlar. Dustin Rhodes ve Bobby Lashley. Kısa süre önce WWE şampiyonu olan adam. Bunu da boşu boşuna söylemiyorum. Bunun sebebi tahminimde kazanacak kişi Bobby Lashley'dir. Yani Dustin Rhodes çünkü en son ne yaptı hatırlamıyorum bile. Kayda değer. Ama Bobby Lashley kariyerinin belki de en iyi döneminde. Hatta belki de kesinlikle en iyi dönemlerindeydi. Belki de devam edecektir bu dönemleri de şimdi bilmiyorum yani kemeri bıraktı ya. Dustin Rhodes doğuştan mal herhalde. Çünkü yani elemişti. Bobby Lashley elemişti ama bunu tercih etmedi. Şöyle bir yere çaktı Bobby Lashley sırt üstü. Yine bakıyor. Sadece bakıyor. Bobby Lashley tren değil. Sen de büyükbaş hayvan değilsin yani. Ona böyle bakmana gerek yok anlamsız anlamsız. Ve evet. İzin verdi Bobby Lashley'in kalkmasına. Neden bilmiyorum, ben olsam yorgunken finisher'ımı yapmışken adam hemen kaldırıp atardım ama herhalde Dustin Rhodes dedi ki bak ona bile gerek yok dedi abi. Zaman verdi Bobby Lashley'e ve abi gerçekten de yargıyı dağıttı be. Üst iple öpüşüyor şimdi Dustin Rhodes. Bu maçı kazanan adam oldu. Kaçıncıdan girmişti? En sonlardan birinde girmişti. Ve kazandı gitti abi. Here is your winner, Dustin Rhodes. Evet. Bence underdog yani. Goldberg'in olduğu, Draken olduğu, Stone Cold'un olduğu, Bobby Lashley'nin olduğu, başka birçok ismin olduğu bu Royal Rumble'ı Dustin Rhodes'un kazanmasını beklemiyordum ben. Ama yine AEW'den WWE'ye diss diyorum. Bu da böyle bir Rumble'da. Bunlar çok güzel. Başka fikirlerim de var dediğim gibi. Onları da yapmayı düşünüyorum. Bu tarz videolar yapmayı düşünüyorum. Onun dışında ne yaparım bilmiyorum açıkçası. Kesin bir şey demeyeyim. İki ayrım iki çıkana kadar. Çok düzenli videolar beklemeyin benden ama son 1-2 aydır uzun süre gitmiştim ya. O kadar da uzun gitmemi de beklemeyin yani. O kadar uzun arada vermem, videosuz bırakmam sizi. Neyse çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.